Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle kardeşim tırmık yapıyor. Onu nasıl yapıyor tam göremiyorum ama şöyle biraz çekmeye çalıştım. Onun sapını yapıyor arkadaşlar. Neyse onu bırakalım. Şimdi annem dolma yapacak arkadaşlar. Sarma dolma yapacak. Onun anlatımını gösterelim sizlere. Nasıl hazırladığını gösterelim sizlere. Şimdi pirinci yıkıyor iyice. Burada soğan var doğranmış. Burada poşette maydanoz var. Dolaba koymuşlar elinin altında bulunsun diye. Burada ezilmiş sarımsak var. Önceden ezmişler dolaba koymuşlar hazır olsun diye. Şimdi pirinçleri yıkıyor. Şurada dolmalığımız var arkadaşlar, haşlandı. Biber var, patlıcan var içinde. Salamura, asma yaprağı var. Bu da salamura. Yazdan konulmuş, kışın sarılmak için. Şimdi annem içini hazırlıyor arkadaşlar. İçine neler konuluyor bakalım. İçine soğan koydu, ezilmiş sarımsağı koydu. Dolaptan çıkarttığı maydanozu koyuyor içine şimdi. İçine şimdi salça koyuyor. Çok olmadı mı? 2 kaşık salça koydu, biber salçası. Şimdi buradan baharatlarını koyacak, yağını koyacak, içine zeytinyağı koyuyor arkadaşlar şimdi. Annem biraz sarmayı dolmayı yağlı sever arkadaşlar. Annem ben de öyle. Sarma dolma kuru olduğu zaman ben de sevmiyorum. Biraz yağlı olması daha güzel oluyor. Yumuşak olması. Şimdi içine baharatlarını atıyor. Göz kararı koyuyor. Kimyon. Nane koymuyor. Nane de mi? Biraz nane. Maraş'ın yaprak biberi arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde. Biraz tuz, göz kararı yine. Şuna geçeyim de bulaştırayım. Şimdi avcarlayacak arkadaşlar bunları. Şimdi iyice karıştırıyor hepsini, harmanlıyor arkadaşlar. Annemin sarması dolması çok güzel olur arkadaşlar.
Yağ az geldi galiba arkadaşlar. Annem biraz daha yağ koyacak içine. Yok yok, iyi oldu. Yine de oturur. Yok yok, iyi. İçimiz böyle hazır arkadaşlar. Şimdi sarmamızı sarmaya, dolmaları doldurmaya geçelim. Arkadaşlar şimdi sarmalarımızı sarmaya başlayacağız. Annem dolmaları bir yandan dolduruyor. Ben de sarmaları saracağım şimdi. Hemen başlayalım. İçimiz hazır zaten. İçini hazırladık. Şimdi sarmalarımızı sarmaya başlayacağız. Şöyle yaprakları çeviriyoruz. İçlerine şöyle biraz koyup kenarlarını şöyle büküyorum ve böyle şu şekilde sarıyorum arkadaşlar. Babana. He, dolmaları koyalım için. Sıkı sıkı. Rümeysa. Bu yapraklar salamura arkadaşlar. Bunları ben kışı yazdan topluyorum. Kanavuzlara basıyorum sıcak suyla. Aynı konserve gibi. Böyle kışın çıkartıyoruz. Yiyoruz. Aynı hiç tazelikten. Yani nasıl yaprağı asmadan topladığın gibi aynı tazeliği yine saklıyor. Aynı. Hiç değişen bir şey yok. Tat olarak da aynı. Ekşilik yönünden, tat yönünden hiç değişmiyor. Makine sıktı herhalde. Rümeysa, Rümeysa, git o çamaşırları seriyor. Çamaşırları. Evet. Hadi. Uçlarından başlayın hazır.
Güneş varken buluş. Sarmalarımızı böyle sarıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sarmalarımızı sardık. Bakın bitti. Dolmaları şimdi annem içine dolduruyor. Minik bebeğimiz de burada yatıyor. Eğer o uyumasaydı buraların altını üstüne getirirdi. Böyle iç içe koyuyor arkadaşlar annem dolmaları. Sarmalarımızı dediğim gibi arkadaşlar asma yaprağı ile yaptık. Asma yaprağını salamura yapıyoruz. Yazdan hazırlayıp kışa böyle kışın çıkartıyoruz, yiyoruz. Zaten bu mevsimde de yenileri çıkmış oldu. Yeni yeni ağaçlar artık patlamaya başlamış. Artık yenileri çıkarsa taze taze yenilerini yeriz. Arkadaşlar sarmamız pişmiş. Bakın üstünden buharları da çıkıyor. Şimdi bunu tepsiye boşaltalım. Oh, mis gibi olmuş vallahi. Bakın arkadaşlar sarmamız pişti. Dolmalar da altta. Böyle bu şekilde. Yapıp yemek isteyenlere afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.